Merhabalar sevgili Koç burçları, yükselen ve ay burcu da Koç olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir aya giriş yapıyoruz. Şubat ayı için sizlere niyet şöyle büyük fincanda fincanımı kapattım. Ben sizlerin niyetine fincanımı kapatmışken Lütfen sizler de kendi niyetlerinizi olduğu niyetiyle ve kulağınızın duyabileceği bir şekilde dinlendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve sonrasında da bir tarot açılımımız olacaktır. Açılımlarımızda size ait olan lütfen pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Evet, koç burcu Şubat ayına niyet. Şöyle hemen fincanımıza bir bakalım. Büyük bir fincanla karşınızdayım. Bakalım neler gösterecek? Hadi bakalım. Evet. Şöyle hemen sizlere bir göstermek istiyorum. Hmm, güzel. Bakın evet şöyle bir sizlere gösteriyorum ve ben hemen şöyle başlamak istedim. Yani kedilerin tırnakları olur da böyle bir durumda kendilerini korumak için tırnaklarıyla çizmeye, tırmalamaya çalışır ya arkadaşlar. Sizin şu anki durumunuz tam da böyle bir durum görünüyor. Bu ne biliyor musun? Ee, belki birisi sana zarar verebilme durumu. Yani hani birisinden şüpheleniyorsun. Bu kişi bana zarar verebilir. Ben kendimi koruma altına almam lazım diyebilirsin. Burada, nasıl söyleyeyim? Belki net bir şekilde, açık bir şekilde sana karşı bir zararı var. Bu belli ve sen kendine tırnak çıkartıyorsun o kişiye karşı. Tırnaklarını çıkartıyorsun. Hani bana elleme, işte bana müdahale etme, bana zarar verme diye kendini de haklıyla haklı olarak korumak için şöyle bir tırnak çıkarma durumun var. Burada canınızı acıtmak için sizde kusur bulmak için uğraşanlardır aslında bunlar ama bunları da pabuç bırakmayacağınızı gösteriyor. Bakın arkadaşlar öncelikle şuradan da bahsetmek istiyorum biraz. Bakın buralarda bir takım kalabalıklar gidilecek yerler şöyle fincanın dışına doğru bir taşma durumunuz oldu. Öncelikle bak şunu söyleyeyim. Sıra sıra olan insanlar var. Ve burada bir nasip var. Gidilecek olan bir yerden kaynaklı alacağınız nasip demektir. Ya da şöyle söyleyeyim. Burada bir sınav var. Sizler de burada bu sınava girecek, bu mülakata girecek insanlarsınız. Ve Buradaki sınavın sizler için çok büyük bir nasip olduğunu gösterir. Ve ben size şunu söyleyeyim. Arkanızda kalanlar sizden küçük olmuş oluyor ama bir tane de rakibiniz var. Yani birilerini eleyeceksiniz, eleyeceksiniz. Yani örnek veriyorum sınav diye lütfen herkes kendine göre yorumlasın. Birilerini eleyeceksiniz ee, ama bir tane rakibiniz olacak. Onunla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Evet, bakın arkadaşlar, bir de böyle bir yolculuk. Evet, uzaklara. Bak, burada e, ne kadar görünür bilmem ama şöyle bir yolculuk durumunuz var. Bir yerlere gidilerek de nasipler alınabilir. Bak, bunu da söyleyeyim. Evet, bakın iki kişi. Böyle bir şeyi paylaşmaya çalışıyorsunuz. Hani ortada olan bir miras olabilir, ortada olan bir para olabilir. Yani iki tane çocuk vardır, onlar olabilir. Hani böyle e, nasıl diyeyim? Değer verilen bir şeyi iki kişi paylaşmaya çalıştığınızı gösteriyor. Halbuki orta yolu bulmak varken. Biraz daha zıtlıklar, tartışmalar, yaşama durumu da var burada. Hani bu benim olacak, bu benim olacak diye iki insan bir çekişme halinde olduğunu gösteriyor. Bakın siz burada işte Herkül deriz ya mesela kolları çok kuvvetli. İki kolu da yukarıya kaldırılmış bir şekilde etrafınızdaki insanlara bir gövde gösterisi yaparcasına. Bak ben güçlüyüm, ben işte böyle bir yenilmezim, korkusuzum, bak ayakta duruyorum, güçlüyüm diye bir güç gösterisi yapma durumunuzu gösteriyor. Bedenen burada bayağı bir yapılı bir şekilde, bedenen çok kuvvetli görünüyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim, psikolojik olarak da yani ruhsal olarak da kuvvetlenmelerin olacağını gösterir ruhsal olarak belki de nasıl diyeyim bir takım konularda e, hani eksiklik mi desem kendinizi yeterli bulmadığınız bazı durumlar varsa onlarda da şöyle bir kendinizi tamamlayacağınızı gösterir. Ruhsal olarak da kendinizi güçlendireceğinizi söylemek istiyorum. Evet bakın bazı olaylar zincirleme birbirine çok bağlı kafanızın içinde özellikle düşündüklerinizden bahsediyorum ve bu olayların birbirine karışmaması gerekiyor. Zaten bakın arkadaşlar birbirine karıştırırsak biz hayatın içindeki her olayı biz bu şekilde yaşayamayız. Yani bunu yaşayarak öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi birbirine karıştırmamanız gereken bazı durumlar var. Ama siz burada onları birbirinden ayırt edemediğinizi gösteriyor. Artık böyle bir fark edeceksiniz. Bu olay farklı, bu olay farklı. Benim bunları birbirinden ayırmam lazım. Yoksa çok fazla sıkıntı uğraşabilirim gibi şöyle bir ayırt edeceğinizi de gösterir. Bunlar aslında hep bir göz açılmasıdır. Bak bunu da söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bak Vav wow harfi, e, Mim harfi gibi Kur'an harflerinden var. Yani bugünler evet hazır e, şunu da söyleyeyim. Recep ayındayız. Çok da güzel manevi olarak çok güzel bir zamandayız. Belki dualarınızı, ibadetlerinizi yerinize getiriyorsunuz Allah kabul etsin bu kadar e, güzel bir zamanda ibadetleri aksatmadan yapmaya kesinlikle fayda var çünkü tam affolunma ayındayız arkadaşlar bak bunu da söyleyeyim sizler burada Kur'an okumak Kur'an okunan yerlere gitmek Kur'an açıp dinlemek hani ben bilmiyorum ne yapabilirim diyen arkadaşlar varsa hani Kur'an okuyan insanların yanına da gidebilirsiniz ama hani öyle bir durumunuz imkanınız yoksa da e, şöyle bir işte telefondan Kur'an açıp dinleyebilirsiniz çok güzel okuyan hocalar vardır onlardan yararlanabilirsiniz buradaki Kur'an harfleri arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizin bir kere maneviyata yönelme zamanınızın geldiğini gösterir sen dualarla niyetini iste ki dua et ki duana icabet edilsin der yani kısacası tam da böyle söyle niyetini söyle ki artık bir duyulsun. Öyle hani kalpten geçenleri evet Allah biliyor ama bir de bunu dille zikretmek vardır. Hani bunu duyurmak vardır. Herhangi bir insana değil. Kul olarak kuldan değil de Allah'tan istemek için dillendirmeniz gerektiğinde gösteriyor. Hani Kur'an'dan bir şeyler okuyun artık belki cüz okursunuz belki artık ayet okursunuz sure okursunuz okuyun Sonrasında şöyle dua okursunuz yani e, en güzelleri öyle söyleyin. Sonrasında niyetlerinizi, dualarınızı söyleyin arkadaşlar. Böyle bir durumunuz var. Bak bu Kur'an harfleri, ibadetler gerçekten çok güzel çıkıyor. Bak bunu da söyleyin. Evet bakın arkadaşlar. Hane, hane fincan hanedir. Hanenin içinde 1, 2, 3 cephe var. Şurayı da sayarsam 4 cephe var. Burada hanenin içinde 4 kişi olabilirsiniz. Ya da e, belki 4'ten fazla da olsanız da ya da eksik de olsanız hanenin içinde bir konu var. Bir Bu biraz problem olabilecek bir konuyu doğuruyor beraberinde bunu da söyleyeyim. Ama e, bu konuyla alakalı 4 tane çözüm. Her kafadan aslında problemi çözmeye çalışıldığı için her kafadan o problemle alakalı çözüm yolları üretileceğini gösterir. Hane sizin haneniz. Sizin hanenizdeki sıkıntıyı gelip bir başkası çözünmez. Buna zaten siz de müsaade etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Ama sizin hanenizdeki sıkıntıyı çözmek istediğiniz için böyle birden farklı olarak çözüm yollarının o problemlerin çözüm yollarının olacağını da gösteriyor. Bak bu konuda bugünlerde baya bir istekli olacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim hayatınızın hangi alanında olursa olsun şöyle bir problem çözme yeteneğinizin ön planda olacağını da söylemek istiyorum. Bakın Arkadaşlar anne ve baba şöyle bir birbirinden mesafeli görünüyor. Yaşanmışlıklar vardır. Şu anda aynı hane içerisinde de olabilirler. Uzak da olabilirler. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Anne ile alakalı ya da baba ile alakalı bir iletişimsizlik. Yani konuşmak isteyip de konuşamama. Ya da şöyle söyleyeyim konuşursun günlük olarak işte halini hatrını vaktini sorarsın. Ama gerçekten konuşmak istediklerinizi annenize ya da işte babanızla konuşmak istediklerinizi babanıza aktaramadığınızı gösteriyor. Hani sevilmek isterseniz sevilemezsiniz. Belki onlar tarafından saygı görülmek isterseniz görülmez. Hani beklediklerini ailenden alamadığını gösteriyor. Ben burada maddi olarak görmüyorum arkadaşlar. Hani ailemden para bekliyordum. İşte annem bana para verecekti, babam bana para verecekti. Vermedi gibi bir durum değil bu. Annem benim söylediklerimi dikkate almıyor. Annem bana işte sevgi göstermiyor. Ee, benim dediklerimi yapmıyor. İşte saygı görmüyorum, sevilmiyorum diye gibi bir durumun içinde olduğunuzu gösteriyor. Bu maddiyat değil. Burada tamamen manevi olarak anne babadan desteksiz kaldığınız için kendi içinizde çelişiyorsunuz. Belli ki istiyorsunuz ki e, aileniz sizin ruhunuzu okşasın. Ama şu anda böyle bir durum olmadığında kendi içinizde böyle çok fazla çelişmeler yaşandığını da gösteriyor. Bak bunlar nedir aslında biliyor musun? Bu anneden ya da herhangi birinden beklediğiniz bir sevgiyi, işte birisine çok aşık olursun ama o sana aşık olmadığında, duygularına karşılık vermediğinde, saygılar gösterilmediğinde ne olur biliyor musunuz? Sizlerde o beklenilen yaşanmadığı için kaygı problemleri. Bak başlangıç hep böyle bir psikolojikten geliyor, ruhsaldan geliyor bunu anlatmaya çalışıyorum istenilen duyguyu alamadığında karşı taraftan ne oluyor? Kaygı problemleri, endişeler, hani bu sefer kendi kafanızda kurduğunuz senaryolar ve kendi kendinizi gaza getirme durumları yaşanabiliyor. İşte bunlara fırsat vermemek lazım. Yani hani yine de hani çocuğunu sevmeyen anne hani yoktur diyelim ama hani böyle bir durumla da karşılaşıldığında Kesinlikle hani yani onlar da öyle onları da öyle kabul etmek lazım gibi hani böyle kendi kafanızda farklı yorumlamamaya Hani kendinizden ee, nasıl diyeyim kafanızda senaryo kurmamaya Tabiri caizse kendinizi gaza getirmemeye dikkat edin arkadaşlar Çünkü hani onların sonu psikolojik olarak hep böyle bir kötü olur. O o şekilde de olmanızı istemediğim için bak bu kadar üstüne duruyorum. Evet, bakın arkadaşlar, üzerinizden şöyle bir parça parça sorumlulukların eksilmesi durumu. Hani böyle bir akıllanmak mı diyelim? Hani zaten akıllısınız ama akıllanmak gibi. Yani böyle bir. Ee, üzerinizdeki fazlalıkları, yükleri, belinizi bükenleri üzerinizden atmak gibi bir takım durumlar var. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi hayatınızı kaçırdığınızı da fark edebilirsiniz bu dönemde. Ben onu yapmaya çalışmaktan, bunu yapmaya çalışmaktan hayatım zor durumda kalıyor. Kendi istediklerimi yapamıyorum diyebilirsiniz bu seferde de e, hani kendi istediklerini yapamadığında hayata geç kaldığını anlayacağın bir zaman e, diliminde olduğunu da gösteriyor bakın arkadaşlar e, kulak yani nasıl diyeyim böyle bir kulaklarınıza kulaklık takmak gibi şimdi yeni modelleri var ya kulaklıkların ee, ne diyorlar onlara? Kablosuz kulaklık. Yani hani hiç kablosuz olmayan kulaklıklar var ya. Özellikle şu an gençlerde çok moda ve herkesin kullandığı bir durum. Bir kulaklık. Böyle bir kulaklığı sanki ee, kulağınıza takıyorsunuz. Elinizde ve kulağınıza taktığınızı gösteriyor. Kulağınıza taktığınız her nasıl bir kulaklıksa öyle söyleyeyim. Etrafınızdaki insanları duymamak için böyle bir tıkadığınızı gösterir. Hani bir söz vardır belki görmüşsünüzdür sizde sosyal medyalarda e, müzik dinlemek için değil sizi duymamak için kulaklık takıyorum gibi bir söz vardı. Bak bu söz gerçekten şu an tam da size uyan bir vaziyette. Siz şöyle bir kulaklık takıyorsunuz hani müzik dinlemek için değil etrafınızdaki insanların o boş konuşmalarını ya da e, hani söylediklerini ne bileyim böyle şeylerini duymamak için onlarla ilgilenmemek için ben sizi duymuyorum imajıyla kulaklık taktığınızı gösterir. Ki zaten onlarla da ilgilenmemeniz bu ara sizlere daha uygun olur. Ne dedim arkadaşlar tam da Recep ayındayız Şaban ayına doğru gidiyoruz. Ee, ve bu dönemde inanın kendi hayatınızla ilgilenmeniz. Bak haddime değil bunu biliyorum. Ama ben de bilgilendirmek için şunu söylemek istiyorum. Tam bu aylarda duayla, zikirle, ibadetlerle zaman geçirirseniz. Bak bu ayda yapılan bir ibadet araştırın arkadaşlar. Geri kalan 11 ayın ibadetlerini karşılayacak şekillerde gelen ibadetler. Şöyle bir araştırın ben hangileri olduğunu da söylemeyeyim şimdi ama. Böyle bir araştırırsanız da önünüze çıkacağına eminim. Hadi bakalım ben şöyle bir tabağınıza bir bakayım. Evet. Hadi bakalım. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Bakın. Şöyle bir tek başına kalmışlık hissiniz var. Yani tabağınızı sizlere iyice göstermek istedim. <laughs> evet, bakın tabağınızda böyle bir tek başıma kaldım hissiyatı. Ya da nasıl söyleyeyim? Hani ben bu hayatta hep tek başıma mücadele ediyorum gibi bir takım hissiyatlarınızın olduğunu gösteriyor. Sizler belki evet gerçekten hayat yolculuğunda teksiniz, tek başınıza olduğunuzu evet gösteriyor. İşte mücadele edeceğiniz konularda desteksiz bir şekilde hayatla mücadele ediyor da olabilirsiniz. Ama eee bu tek başına mücadele etmek dediğimiz şey düşünülen kadar zor değil arkadaşlar ya da kötü bir şey değil niye biliyor musunuz tek başına mücadele ettiğin her konuda daha çok görgülü daha çok tecrübeli yaşanmışlıkların fazla o yüzden de daha olgun daha bilinçli bir karaktere bürünmenin vesilesidir. O yüzden tek başıma kaldım falan filan diye de düşünme. Arkadaşlar düşen birisi var ve bu kişiye destekte bulunuyorsunuz. Düşen kişiye el uzatılması, işte maddi olarak şimdi ben burada biraz mecazi anlamda söylüyorum ama el uzatmak derken mecazi anlamda söylüyorum. Sizler burada ee, belki maddi olarak sıkıştı karşınızdaki insan ona böyle bir yardım edeceğinizi ya da duaya ihtiyacı vardır dua edeceğinizi manevi bir desteğe ihtiyacı vardır ee, böyle bir destekte bulunacağınızı gösteriyor birinin elinden tutuyorsunuz demek istiyorum evet bakın arkadaşlar aslında cam bak cam kırılmış bir vaziyette. Ee, canınızı acıtıyor mu? Hayır. Burası güzel. Belli başlı değer verdiğiniz insanlar olabilir. Hani bir bardak kırıldığında, işte cam bardak kırıldığında elinize batsa camı kanatır ve canınızı yakar değil mi? Buradaki insanlar belki amaçları hani değer verdiğinizde insanlar Amaçları belki sizin canınızı yakmak, kalbinizi kırmak gibi durumlar olsa da yapacakları karşısında sizin canınız yanmayacak demektir. Siz kendi rutin hayatınıza devam edeceksiniz. Bakın burada sizin e, böyle bir canınızı yakmaya çalışanlar ama sizin hayatınızı etkileyemeyen insanlar olduğunu da gösteriyor. Bakın bir olay yaşanacak ama ve hani yeni bir eğitim mi desem, yeni bir şeyler öğrenmek mi desem. Siz burada resmen sanki şey diyeceksiniz. Ya ben ne kadar cahilmişim, nasıl bilmem böyle bir şey diyebilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten öğrenmenin hiç yaşı yok biliyorsunuz değil mi? Yaşınız kaç olursa olsun İlim konusunda, bilim konusunda merakınız olsun ve yeni şeyler öğrenmeye de aynı zamanda açık olursanız çok iyi olur. Burada e, öğrenecekleriniz var ve e, hani öğrenirken diyeceksin ki ya ben ne kadar cahilmişim, ben şimdiye kadar bunları nasıl bilmem diyebilirsiniz. Eğitim almak gibi düşünün, kursa gitmek gibi düşünün ama böyle bir durum yaşanacağını da gösteriyor. Evet. Evet, şöyle bir Evet. Ben şöyle hemen sizler için Şubat ayına niyet bir de tarot açmak istiyorum. Sizler de tabii ki de bu aşamada kendi niyetlerinizi oğulun niyetiyle ve kulağınızın duyabileceği bir şekilde dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Şöyle bir kartlarımı sizler için karıştırdım. Hemen şöyle bir sizler için açalım bakalım. Kartlarımız bizlere neler gösterecek? Hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen şöyle bir ilk kartımla başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar düşündüğünüz, hayalleriniz, kurduğunuz hayalleriniz, gerçekleşmesini istediğiniz hayalleriniz için manevi olarak bir dua etme durumunuz var. Şimdi yakın vade içerisinde her ne niyetle şu anda beni dinliyorsan, her ne niyetle böyle bir dualarını ediyorsan o hayallerinle, dualarınla alakalı bir takım gelişmeler yaşanacağını gösteriyor. Yani dualarında bir takım gelişmeler olacağını da gösterir. Kendini sakın kısıtlanmış hissetme. Bu hislerden kurtul. Kendi kafanda bir şeyler kurmayı bırak. Kendini sürekli kötünün kötüsü olarak şöyle bir Düşünme yani olumsuz ve negatif düşünme durumundan artık bir kurtul diyen kartımdır. Senin de kendi duyguların var. Senin de düşüncelerin var. Senin de fikirlerin var. Artık bu şekilde mantıklı olarak hayatında ilerlemen gerektiğini de gösterir. Hislerine çok güvenmen gereken, hislerinin seni yanıltmayacağı, ve bir olay olduğunda o olayda sezgilerinle hareket ettiğinde doğruyu yapacağın bir zaman diliminde olduğunu gösterir. Şimdi hislerinle hareket ettiğinde bazen hani yanlış bir hissiyattan kaynaklı ya da kişi kendini tam olarak dinleyemeyip de yanlış bir karar verildiğinde yanlış bir e, his olur ve bunun sonuçları kötü olur değil mi? Burada diyor ki bu zaman diliminde hislerine güven. Çünkü bunlar sana çok güzel gelecek. Hislerinin doğru olması durumu var. Ve o hissiyatlarınla yaptığın her ne varsa bunun sonucu seni çok mutlu edecek diyen kartımdır. Evet altın kanatlar mükemmel. Bakın altın kanatlar adı üzerinde altın maddiyat. Maddi kazançlarda artışlar var. Maddi olarak bir zenginliğe doğru giriş var. Borçların kapanması, maddi olarak rahat bir nefes alma, beklenilen bir paranın gelişi, hak edilen bir paranın artık sizin, e, sizde olacağını gösteren bir kartımdır. Maddi olarak hani rızık kapıları sonuna kadar açılıyor. Maddi olarak güzel gelişmelerin yaşanacağı bir zaman dilimi maddiyatını iyi değerlendirdiğinde çok güzel sonuçlar doğuracağını da gösteren kartımdır. Devam edelim bir bakalım hayatınıza. Arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir anda güzel gelişmeler olacağını hayatınızda bir takım değişimler yaşayacağını gösterir. Hani ben diyorum ya değişimlere lütfen direnmeyin. Değişimleri alın, kabul edin diye. Çünkü bu değişimler sizlerin hayatına güzellikler getirecek ve o değişimlere ne kadar pozitif bakarsanız o kadar sizin hayatınızda pozitif durumların gerçekleşmesi durumu olacak. Ve hayatınıza sihirli bir değneğin değmesiyle beraber bu pozitif zaman diliminde istediklerine kavuşabileceğini de gösterir. Şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar sizin ruhen bak bedenen değil de ruhen bir yenilenmeye girmeniz gerekiyor. Şimdi bedensel olarak da tabii ki de eğer kendinizde rahatsız olduğunuz durumlar varsa şöyle bir yenilenmelere girebilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. Sadece şunu söylemek istiyorum ruhsal olarak yaptılanlar, düşünülenler bu konuda kendini yenilemeye ihtiyacın var. Kötü enerjileri, negatiflikleri üzerinden atmaya ihtiyacın var. Zaten o negatiflikleri üzerinden atmaya başladığın an hayatında yeni bir sayfa açacağını gösteriyor. Sizler arkadaşlar hayatınızda yeni bir sayfa açmak istiyorsanız Olumlamalar, pozitifler, pozitiflikler bu tarz durumlarla ilgilenmeye başladığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şöyle bir devam edelim bakalım. Arkadaşlar mükemmel kartlarınız geldi. Hep güzel, hep güzel. Bak son 3 kartım da kaldı. Onlar da bakalım nasıl kartlarımız gelecek ama şu ana kadarki kartlarımız... Süper ötesi geldi diyebilirim ve hepsi birbirini tamamlayıcı kartlar. Şimdi başarılı olacağın hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Bir müddettir uzun bir zamandır uğraştığın mücadele verdiğin işler varsa artık bir sonuç alacağını ve olumlu sonuçlar getireceğini gösterir. Başarılı olacağını gösterir. Ee, nasıl diyeyim? Başardığında ne kadar emek verdiysen, ne kadar zaman harcadıysan, o emeğe ve zamana değdiğini göreceksin diyor. Şimdi burada başarılı olacağın, hatta ben size şöyle söyleyeyim, bir adım dahi attığınız her konuda başarılı olma gibi durumunuz var demektir. Evet, yine tekrardan güzel bir e, kartım geldi. Yenilenmeniz var. Hayatın kendiliğinden kötü enerjilerden temizlenecek demektir ve yeni umutlarınız olacağını gösterir. Güzel haberler, güzel beklentiler hayatınıza gelecek demektir. Arkadaşlar yakın zaman diliminde dualar mı ettiniz? Bakın benim için şu an böyle bir durum çok önemli. Niye biliyor musunuz? Hani böyle sanki kötü bir durum yaşanır da dualar edilir de artık hayatına iyilikler gelir ya. Şu an bu açılımım tam da böyle bir durum. Evet bir takım kötü zamanlardan geçmişsiniz bu belli. Ama şu anda hayatında güzel bir kapı açılıyor diyebilirim. Devam edelim. Bakın sana zarar veren, seni olumsuz etkileyen, seni kötülüğe sevk eden herkesten uzaklaşmaya ihtiyacın var uzaklaşarak kendini toparlamaya ihtiyacın var. Bu ara hayatında insan eleyebilirsin. Ele de zaten sıkıntı olmaz. Uzun zamandır dilediğin bir olayın yani istediğin gerçekleşmesini istediğin bir olayın artık gerçekleşme zamanının geldiğini gösteren kartımdır. Evet bu da son kartım olarak geldi. Dileklerinin kabul olacağını Güzel haberler geleceğini bu zaman diliminde bak bol bol dua edin diye boşuna demiyorum. Çünkü bu zaman diliminde e, böyle ettiğiniz duaların kabul olacağını gösteren kartımdır. Bol bol dua edin. Niyetlerinizi dillendirin. Şöyle bir yani nasıl diyeyim herkes birbirine de dua etsin. Birbirlerine edilen duaların da çok büyük böyle bir kabul olma durumu var. Sizler de bu zamanda birbirinize dua edebilirsiniz. Sandıklarınıza da, sevdiklerinize de, tanımadıklarınıza da edin. Sizlerin de duasına icap edilsin. Evet arkadaşlar, açılımımızı bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Lütfen pozitifi alın, negatifi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yapmayı lütfen ihmal etmesinler. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.